Şekildeki çamaşır makinesinin kazanı dakikada en fazla 1200 devir yapabilmektedir. Buna göre çamaşır makinesinin kazanının açısal hızı en fazla kaç radyan bölü saniyedir diye şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar açısal hızı 2 pi bölü t yardımıyla buluyoruz. O zaman şimdi periyodunu bulalım. Periyot bir tam tur için geçen süre dakikada en fazla 1200 devir yapıyor mu? O zaman arkadaşlar 1 dakika 60 saniye olduğu için 60 saniyede 1200 devir yapıyorsa 1 saniyedeki devir sayısı ne olur arkadaşlar 20 devir olur. Bir saniyedeki devir sayısına biz frekans diyoruz. Frekansın 20 olduğu karşımıza çıkıyor. E frekans 20 ise frekansla periyot birbirlerinin tersi yani T çarpı f eşittir. 1 ise e, frekansı 20 olduğundan dolayı periyodu 1 bölü 20 olacak. O zaman değeri yerine yazıyorum. Omega eşittir 2 pi bölü periyot. Periyodumuzda 1 bölü 20 yazdığımızda ters çevirirsek 40 pi çıkar. Yani cevabımız D seçeneği olur. Bir bisikletin dişli mekanizması şekilde ekibidir. Bisikletin arka tekerleği havaya kaldırıldıktan sonra pedal çevirir. Dişli sistemi harekete geçtiğinde zincir üzerindeki K, ön dişli üzerindeki L, pedal üzerindeki M noktaların çeliksel hızları VK, VL, VM'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar pedalı döndürdüğümüzde bu pedal şöyle büyük yarı çaplı bir yörüngede dolanacak. Çembersel yörüngede dolanacak. Ama buradaki değişti, daha küçük yarı çaplı bir çembersel yörüngede. Aynı sürede aldıkları yola baktığımızda M noktasının aldığı yol daha fazla. O zaman bunun hızının büyük olduğunu düşünüyorum. Yani bunun hızını arkadaşlar 2V diyelim. Yine buraya baktığımızda buradaki buna göre daha düşük bir hız olacak. Buna da V dersem Şöyle V dersem yine aynı dişli üzerinde buradaki L noktasının hızının da V olması gerekiyor. Yani buradaki bir nokta 10 santimetre ileri gittiğinde buradaki bir dişli 10 santimetre ileri gidecek. Yani bunların çizgisel hızları eşit olacak. Aynı şey şu zincir üzerinde geçerli. Buradaki bir zincir üzerindeki bir nokta da 10 santimetre ilerlemiş olacak. Yani arkadaşlar buradaki çizgisel hız değerlerimiz eşit olmuş olacak. Şu zincir üzerindeki hepsi birbirlerine eşit. O zaman demek ki KL'ye eşit. Ama M pedalın için bunlardan daha fazla olduğu için onun hızı 2V'dir. Yani M büyük K'ye eşit cevabımız B seçeneğidir. Zeynep oyun parkında üzeri eşit dilimler halinde boyanmış döner disk oyuncağını sabit açısal hızla ok yönde döndürüyor. T0 şekilde konumda bulunan noktalardan K'nın L'nin T0 konumları ilk kez geçme, gelmesi 1,5 saniye sürüyor. K'dan L'ye demek ki K'nın L'nin telis fırandaki konumu ilk kez gelmesi 1.5 saniye sürüyor. Buna göre diskin frekansı nedir? Yani disk şuradan şuraya arkadaşlar K noktasından L noktasına dönerken 1.5 saniyede geldiğini anlatıyor. O zaman baktığımızda kaç dilim ayırmışız buraya arkadaşlar? 8 dilim ayırmışız. Bu kaç dilim gitmiş? 3 dilim gitmiş. Bunu 1.5 saniyede gitmiş. O zaman her bir dilimi yarım saniyede gidiyor. O zaman burada 8 tane dilim vardı. 8 çarpı yarımdan dolayı arkadaşlar ne yaptı? Bunu toplamda 4 saniyede almış oldu. Bu ne demektir? Bir tam tur için geçen süre 4 saniyeymiş. Yani periyodun 4 saniye sonra 4 saniye sürdüğünü frekansla periyodun tersi olduğu için 1 bölü 4 olması gerekiyor diyeceğiz. Cevabımız 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1 yani B seçeneği doğrudur. Sabit açısal hızla dönmekte olan müzik plağının üzerine konan sinek şeklindeki bir plağın merkezine doğru yürüyor. Buna göre sineğe ait büyüklerden hangileri azalır diye sorulmuş bir açısal hızı. Arkadaşlar buradaki açısal hızı omega ise buradaki açısal hızı da omega'dır. Neden? Çünkü plak bir tam tur 360 derece atarken her bir nokta 360 derece. Yani burası da burası da burası da her bir nokta 360 derece döner. Ondan dolayı açısal hızları eşittir. Demek ki buradan buraya geldiğin açısal hızında bir değişme olmaz. Aynı kalır. Çeliksel hızı. Çeliksel hız arkadaşlar açısal hız çarpı yarı çapla bulunabiliyor. Veya gittiği yola bakarak da bulabilirsiniz. Buradaki bir noktada hop, büyük bir çemberde dolanacak. Buradaki noktada küçük bir çemberde dolanacak. Yani daha az çemberde dolanırken hızı da küçük olmuş oluyor. O zaman demek ki aslında hız azalır diyebiliriz. Veya formülden yararlanırsak ilk durumdaki açısal hızımız aynı. ikinci durumdaki açısal hızımızda Yine aynı oluyor ama yarı başlangıçta büyük atıyorum 2R dersem ikinci durumda R olduğu için ne yapmış oluyor? İkinci durumda çiziksel hızı azalmış oluyor. Yani azalır sorduğu için 2 doğrudur. Merkez lime. merkez lime Omega kare çarpı R ile bulunuyordu açısal yararlanırsak. E, omegaları aynı. Yani buradaki omega ile buradaki omegalar aynı. Ama yarı çapı ne yapıyor? Yarı çapı küçüldüğünde buradan buraya geldiğinde iğmesi de merkezi iğmesi de küçülmüş oluyor arkadaşlar. Demek ki merkezi iğmesi de azalır. Yani 2 ve 3 azalır. Cevap D seçeneği olur. Dünyada K cismi O1 merkezi Rayer çaplı yörüngede ve çiziksel hızıyla döndürülürken ipin şekil 1'deki konumlarından oluşan gerilme kuvvetleri 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde oluyormuş. Herhangi bir gök cisminin çekim alanında bulunmayan bir uzay bölgesine sabit durumda olan astronot K cismini O2 merkezi Rayer çaplı yörüngede ve çiziksel hızıyla döndürüyorken şekil 2'deki konumda ipte oluşan gerilme kuvveti T oluyor. Buna göre T gerilme kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Arkadaşlar uzayda yer çekimesinin olmadığı bir yerde burada ipteki gerilme kuvveti merkezcil kuvvete eşit olur. Merkezcil kuvvete. Çünkü yörüngenin merkezine doğru olan net kuvvet merkezcil kuvvettir. O da arkadaşlar T eşittir F merkezci diyeceğiz. Tabi aynı çiziksel hızla döndürülüyor ve m çarpı v kare bölü r yardımıyla yarıçapı da aynı olduğu için döndürülüyor. Yani kısacası son durumda merkezil kuvvetin m v kare bölü r'ye yani ip gerilmesinin eşit olduğunu söyleriz. Bakalım şimdi hangisine eşit olacak? Burada T1'e baktığımızda arkadaşlar bu konumdayken merkeze doğru olan net kuvvet yani merkezcil kuvvetimiz merkezcil kuvvetimiz ilk durumda neye eşit? T1 artı ağırlığa eşit. T1 de aşağı yönde ağırlık da aşağı yönde. O zaman merkeze doğru olan net kuvvet T1 artı MG'dir. T1 artı MG olacak. O zaman T1'i çektiğimizde arkadaşlar buradan T1 eşittir merkezcil kuvvet eksi MG şiddetinde olur mu? olur. O halde T1 ip gerilmesi T'den. Bakın merkezi kuvveti eşitti burada. Burada merkezi kuvvetten az olmadı. Yani e, T1 ip olmaz. T2'ye baktığımızda merkeze doğru olan ne var arkadaşlar? T2 ip gerilmesi var. Bir de ağırlığın bu yöndeki bileşeni var. Yani ağırlığın bu yöndeki bileşenini de atıyorum. Sinüs alfa bileşeni diyelim. O zaman yazalım. Şuradaki açı alfa dersek. E, merkeze doğru olan merkezi kuvvet eşittir. E, T1 ip gerilimi T2 ip gerilmesi T2 artı Mg sinüs alfa olmuş oluyor. t 2 çektiğimizde arkadaşlar merkezcil kuvvet eksi Mg sin alfa oldu. Yine merkezcil kuvvetimizden daha düşük bir değere sahip olduğu için e, T ip gelmesine eşit olmadı T2'de. 3'e baktığımızda 3. ip gerilmesi merkeze doğru olan net kuvvetimiz, merkezcil kuvvetimiz ne oldu arkadaşlar? T3 ip gerilmesi olmuş oldu. Oo, o zaman demek ki T3 ip gerilmesi direkt merkezcil kuvveti eşit. Zaten merkezcil kuvvetimiz aynı çizgisayar hızla döndürüldüğü için m çarpı v kare bölü r'dir. O da arkadaşlar astronotun ikisiyle aynıdır. Yani T3 ip gerilmesi ile T ip gerilmesi eşit büyüklüktedir. Yani cevabımız C seçeneğidir This. Kavli cisimleri O merkezi çembersel yörüngelerde sabit VK ve ve ile hızla hareket etmekteyken kanun periyodu 4 saniye, L'nin periyodu 12 saniyedir. Buna göre kavli cisimleri şekilde konumlarından geçtikten 5 saniye sonra yarıçap vektörleri arasındaki açı kaç derecedir şeklinde sorulmuş. Yarıçap vektörleri arasındaki açı. Şimdi arkadaşlar kanun periyodunun 4 saniye. Yani bir tam turu 4 saniyede atıyorsa 90 derecelik kısmı yani 4 devirini 1 saniyede atacak. O zaman bir kere tam tur attı 4 saniyede buraya geldi. Bir de 1 saniyede 90 derece döndüğü için şuraya gelmiş oldu. Yani nokta olarak burada o zaman yarı çap vektörü şöyle bir vektör olmuş olacak k için konuşursam. Bu k için yarı çap vektörü rk. Şimdi gelelim L'ye. L bir tam tur 12 saniyede atıyormuş. O zaman demek ki 4'e bölersek 90 dereceyi kaç saniyede atacak arkadaşlar? 3 saniye atmış olacak. Yani her bir saniyede 30 derece dönmüş oluyor. O zaman 5 saniye için konuştuğumuzda 5 saniyede arkadaşlar ne yapacak? 5 kere 3 yani 30 derece döndüğü için 150 derece olacak. 150 derece döndüğünde hop şöyle bir vektör çizeyim ben. Yarı çap vektörü burası olacak. Ve L'miz burada 150 derece döndüğü için şu aradaki açı da toplamda 150 olabilmesi için 60 derece olması gerekecek. Yani demek ki 150 derece dönmesi aradaki açının 60 derece olarak yarı çap vektörler arasındaki açının 60 derece olmasını bize gösterir. Cevabımız D seçeneğidir. Hava direncinin önlemsel ortamda ortamda, iple tavanın kan noktasından asılmış uzaktan kumandalı maket uçağı şekildeki bir yarı çap çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yaparken ipte meydana gelen gerime kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. Uzaktan kumandayla maket uçağının pervanesinin dönüş hızı artırılarak uçağın çeliksel hızı artılıyor. Buna göre R-T niceliklerinin değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu ipteki gerime kuvvetinin düşeydeki bileşeni cismin ağırlığını dengelemeye çalışacak. Yatay bileşeni de hop ne yapacak arkadaşlar? Merkezcil kuvveti oluşturacak. O zaman buna merkezcil kuvvet buna da düşey bileşen diyebiliriz. Buradaki açıya alfa dediğimizde hop buradaki açımız da alfa olmuş olacak. O zaman t'nin düşey bileşeni kosinüs alfa yatay bileşeni de e, merkezcil kuvvete eşit. O zaman yazalım. T çarpı sinüs alfa merkezcil kuvvete eşit. Yine t çarpı kosinüs alfa t çarpı kosinüs alfa ne eşit olacak? Ağırlığa eşit olacak. Ağırlığımız sabit. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Bunları taraf tarafa oranlarsak. Tanjant alfa ifadesi merkezcil kuvvet bölü mg eşit. Merkezcil kuvvette m çarpı omega kare çarpı r yazsak bölü mg dediğimizde kütleler gider. Kütleye bağlı değil buradaki açı. Şimdi tanjant alfa çarpı g eşittir ney? Omega kare çarpı R oldu. Şimdi bu sabit. Bu sabitken buradaki açısal hızımız arttı. Yani çizgisel hızımız artınca haliyle açısal hızımız da arttı. Açısal hız artarsa ne olur arkadaşlar? Buradaki G sabitken açısal hız arttı. Hatta bu arada e, yarı da artmış oldu. Bu taraf arttığı için buradaki tanjant alfanın da artması gerekiyor. Yani alfa değerimiz arkadaşlar artıyor. Yani açı değerimiz artacak. Açı değerimiz artınca şöyle bir konum almış olacak. Şimdi biraz önce buradaki ağırlığımızın mg'nin bunun düşeydeki bileşeni tarafından dengelendiğini söylemiştik. Yani t çarpı kosinüs alfa da MG'ye eşit. O zaman t çarpı kosinüs alfayı mg'ye eşitlediğimizde mg'miz sabit. Açımız arttığı için buradaki açı artarsa kosinüs alfa ifadesi ne yapar? Azalır. Şimdi bu sabitken şu kosinüs alfa azalırsa haliyle t'nin yani ip gerilmesinin artması gerekecek. İp gerilmesi arkadaşlar arttı. Yine açı, e, yarı çapımızda artmış oldu ve cevap buradan A seçeneği çıkar deriz. İçi boş bir bardak yatay diskin K noktasına konulduktan sonra disk O noktasından geçen düşey eksen etrafında zamanla artan açısal hızla döndürmeye başlanıyor. Diskin açısal hızı omega değerine ulaştığı anda bardak disk yüzeyinden dışarı fırlıyor. Buna göre aynı bardağın omega'dan daha büyük bir açısal hız değerinde disk yüzeyinden dışarı fırlamasını sağlamak için değişiklerinden hangileri tek başına yapılabilir? Omega'dan daha büyük olacak arkadaşlar. Şimdi düşünelim. Bunu merkeze doğru çeken kuvvetimiz ne? Merkezcil kuvvetimiz sürtünme kuvveti değerine eşit. O halde merkezcil kuvvet eşittir. Sürtünme kuvveti dediğimizde merkezcil kuvveti Omega'dan yararlanıp M çarpı Omega kare çarpı R'ye eşit diyorum. O da sürtünme kuvvetini yani K çarpı N'e o da K çarpı M'ye eşit yatay zemin üzerinde. M'ler gittim arkadaşlar gitti. Omega kare çarpı R karşımıza K çarpı G'yi çıkardı. Biz açısal hızı büyütmeye çalışıyoruz. Daha büyük bir açısal hıza dengelemeye çalışıyoruz. O zaman bunu artırmak için ya R'yi azaltacağız ya K'yı artıracağız ya da G'yi artıracağız. Buna göre bardağa bir miktar su doldurma. Yani kütleyi artır diyor. E kütleler birbirine götürdü yani kütleye bağlı değil. Bardağı O noktasına daha yakın konuma yerleştirme. Yani yarı çapını küçült diyor. Evet omega'yı artırmak için yarı çapı küçültebiliriz. Bu olur. Düzeneyi yer çekimesinin daha büyük olduğu bir ortama götürme. Evet yer çekimesini artırdığımızda açısal hızımız artabilir. Yani bu da olabilir. O halde cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı. Sürtünmenin önemselmediği düzenekte K cismi şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. K cismi düşey konuma gelene kadar geçen sürede kum torbası şekildeki konumu koruyor. Buna göre K cismi şekildeki konumundan düşey konuma gelirken yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cismi serbest bıraktığımız aşağı doğru ne yapacak? Hızlanacak. Ee, başlangıçtaki potansiyel kineteye dönüşmüş olacak. O zaman K'nın açısal hızı artar mı? K'nın açısal hızı arkadaşlar artar. Neden? Çünkü çizgisel hızla açısal hız arasında böyle bir bağıntı vardı. Yarı çap sabitken çizgisel hızı başlangıçtaki potansiyel kineteye dönüştüğü için ne yapıyor? Artıyor. Arttığında açısal hız da buna bağlı olarak artmış oluyor. Doğru. İp gerilmesi azalır. İpteki gerime kuvvetine baktığımızda arkadaşlar başlangıçta ağırlığının hop bu yöndeki bileşeniyken yani şöyle yaparsak buraya alfa dersek buraya alfa dersek hop mg sin alfa pardon kosinüs alfa bileşeni olmuş oluyor. Şurası mg ise burası da alfa ise mg kosinüs alfa bileşeni. E buraya geldiğinde arkadaşlar bir kere mg kuvvetimiz var. Değil mi? Aşağı yönde bir de e, hızından kaynaklanan bir merkezcil kuvvetimiz var. Yani bu ipteki gerilme kuvvetine baktığımızda şöyle bir değerle karşılaşıyoruz. İçeri doğru olan net kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. Merkezcil kuvvet neye eşit? T-Mg eksi şiddetine eşit. O zaman arkadaşlar ben buradaki ip gerilmesini çekersem ip gerilmesi merkezcil kuvvet artı Mg'dir. F merkezcil artı mg. O zaman başlangıçta Mg alfa iken şimdi Mg'den daha büyük bir değer oldu. Yani ip gerilmesi eskisine göre arttı. Bu yanlıştır. Yerin kum torbasında uyguladığı tepki kuvveti azalır. Şimdi ipteki gerilme kuvvetinin biraz önce arttığını söyledik. Eskisinden daha büyük olduğunu söyledik. İpteki gerilme kuvveti artarsa düşünün ağırlık yerin merkezine doğru. İpteki gerilme kuvvetini artırdığımızda yüzeyin tepki kuvveti de buna bağlı olarak ne yapacak? Azalmış olacak. Yani şimdi yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitleyelim. T artı n yukarı çekiyor ağırlıkta aşağı doğru. Ağırlığımı sabitken T'yi artırırsak n ne yapar? Azalır. O zaman tepki kuvveti azalır mı? Azalır. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz.